LGS'ye son 39 gün en değerli zamanlara giriyoruz arkadaşlar. Çünkü şu andan itibaren öğrendiklerimizin hepsi aklımızda kalacak. Şu andan itibaren gördüklerimizin hepsi sınavda bizim karşımıza gelecek. ve Dolayısıyla şu anda ne kadar iyi tekrar dersek, ne kadar çok soru çözersek o kadar çok şeyi aklımıza tutar ve o kadar iyi bir sonuca ulaşırız diyoruz inşallah. Günün sözüne baktığımızda Stephen Covey diyor ki her zaman ne ekerseniz onu alırsınız. Kısa yol yoktur. Yani gerçekten de ne ekersen onu biçersin demiş bizim atalarımız. Adam da onu tekrar etmiş. Biz şu anda günde 200 soru çözüyorsak ...puanımız o kadar artacak. 250 soru çözüyorsak biraz daha fazla artacak. Dolayısıyla daha verimli çözüyorsak daha çok artacak. Daha az verimli çözüyorsak daha az artacak. Bu yüzden daha dikkatli, daha verimli çalışmalıyız. Ve hemen de sonucunu beklemeyeceğiz yani. Hani çalışıyorum ama niye hala olmuyor demeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz, ısrarlı olacağız, ısrarcı olacağız. Ve en sonunda da inşallah tevekkül ettiğimiz için sonucumuz güzel gelecek. Günün yorumuna baktığımızda Ebrar Önver 221 beğeni almış... 10 sayfalık bir yorumdu biz birazcık kısalttık e, bazı soruları çıkardık ama diğer türlü cevaplamamız gerçekten e, herhalde bugün kaçıncı gün? 39. gün 38. güne kadar sürekli onu cevaplamamız gerekirdi. O yüzden Ebrar'cığım özür diliyoruz ama hemen sorularını cevaplamaya başlıyoruz. Hocam lütfen bu yorumu seçin çok uğraştım. Bildiğim şeylerde hata yapıyorum. Sonra bakar bakmaz alıyorum. Bunun önüne nasıl geçebilirim? Şimdi birincisi hatalarımız bizim için altın değerinde. Çünkü diyelim ki bir test çözüyorsunuz tamam mı? Bu testte şu soruyu doğru yaptın diyelim ki. Şu soruyu doğru yaptın. Bu soruyu doğru yaptın. Bu soruyu doğru yaptın. Ama bu soruyu yanlış yaptın. Yanlış yaptın bu soru tamam mı? Senin için o kadar değerli ki. Çünkü sen bunu sınavda gelse yine doğru yapacaksın. Ama bunu eğer üzerinden geçmezsen... ...bunun yanlışın sebebini öğrenmezsen... Belki sınavda bir daha hata yapacaksın. Dolayısıyla biz yanlış yaptığımız soruları kitaplarımızın içerisinde bir kez daha üzerinden geçmemiz lazım. Bu yaptığımız yanlışların üzerinden geçtiğimizde onlara o değeri verdiğimizde emin olun bildiğiniz şeylerde artık hata yapmayacaksınız. Ve yavaş yavaş yaptığınız hatalar azalmaya başlayacak. Matematiğim en az 17 doğru ama ben de bazen batırıyorum. Puanım da 450-460. Oo güzel de puan alıyormuş. Günde bir deneme 180 soru ile kaç puanlara çıkarım? Günde gerçekten doğru düzgün çözülmüş, tam sınav simülasyonu gibi yapılmış bir deneme. Ve 180 soru ile istediğin puanlara çıkabilirsin. Yani 460'ın daha da üstünde 470, 480, 490'lara çıkabilirsin. Yeter ki bu çözeceğin 180 soru bu denemelerde yaptığın yanlışlar alakalı olsun. Ve yeter ki bu denemelerde yapacağın hatalarda güzel hatalar olsun. Yani şöyle olmasın hata. İşte denemeyi çözüyorsun. Ya ben buna dikkatli okusam yapardım ya falan. Hayır hayır. Buradaki hatanı tam anlamıyla bir hata olarak kabul edip arkadan da cevabına baktığında evet ya ben bunu doğru tamam bu cehandır ve bundan dolayıdır de ve bu konuyla alakalı kendine getirince ee, soru çözümü sağla. LGS günü ne yapılmalı? Şimdi o günlere geldiğimizde zaten çok detaylı videolar yapacağız. Ama birincisi LGS günü gibi her günümüzü geçirmemiz lazım. Yani Kendimize güvenmemiz lazım. Yani soruları çözerken ben bunu yapamayacağım. Eyvah eyvah. Hayır. Ben bunu yaparım. Yapamadıysam birazdan dönünce yaparım mantığıyla. Çok güçlü olmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. Ben bu soruları hallederim ya. Yani ne var ki ben bunları doğru yaptım demeliyiz. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Kendinize baz olarak yani bir çizelge olarak, jetel olarak hep en iyi yaptığınız denemeyi alın. Yani sen şu ana kadar e, Ebrar şu ana kadar ortalaman 450 460 ama bir denemede eğer 480 yaptıysan sen bence sınavda 480 yapacaksın. Yani hedefin 480 yapmak olmalı. Sizin için en iyi yaptığınız netler bir örnek olmalı. Yani matematikte 20 soruda 19 yaptığım bir deneme var? O zaman ben matematikte 19 yapacağım demelisin. Fende 20'de 20 yaptığım bir deneme var? Ben fende 20'de 20 yapacağım demelisin. İşte bunu her zaman kendine özgür olarak vermem. Ben bir kere yaptım kardeşim yine yaparım ama bu aralar yapamıyorum. İşte geri sayım denemesinde bir kere işte bu kadar yaptım sonra ikincisi yapamadım. Üçüncüsü yapamadım. Dozlu yapamadım. Önemli değil ama bir kere yaptım. Bir kere yaptıysam yine yapabilirim demelisin. Özgüven demelisin. Ve sınav günü ne kadar da sınav günü de kimseye takılmamalısın. Nasıl yani? İşte ya ben yapamam falan diyen tipler olacak. Veyahut da annem bile sana gelip diyecek ki Ebrar tam da iyi çalışmadım biliyorsun değil mi? Biraz daha çalışabilirdi değil mi? Diyor ya anne lütfen diyeceksin. Ya yapma şunu anneciğim ya. Yapma bak benim kafamı karıştırma. Ben zaten iyi çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Lütfen sınav ana kadar benim dikkatimi dağıtma demelisin. Sınav günü de bu tarz size olumsuz bir enerji veren kişiler varsa onlardan uzak durmalısın. Ve sınav günü de kimseye takılmamalısın. Yani böyle gözetmene takılmak şudur budur asla. Ve rutinini bozmamalısın. Bir rutin olmalı Yani deneme çözerken giydiğin ve iyi yaptığın bir tişörtün, kıyafetin varsa bence sınav günü de onu giymelisin. O sana bir e, hani şans uğur böyle şeyler bizim bizde yok. İnanmayız ama olabilir. Onu o sana o rahatlığı verecekse, o motivasyonu verecekse onu da taşıyabilirsin. O gün kullanacağın kalemi önceden e, nasıl yani önce giyeceğin kıyafetleri önceden belirlemelisin. Yani o gün sürpriz bir şey yapmamalısın. Her zamanki Ebrar olmalısınız. Her zamanki Ahmet olmalısınız arkadaşlar. Her zamanki Mehmet, her zamanki Merve olmalısınız. Rutininizi bozmamalısınız. Sonra da zaten sınava girdiğinizde çok iyi sonuçlar sizi bekleyecek. Kendinize güvenin, bizlere inanın. Bizler de sizlere dua edeceğiz ve çok iyi bir okul kazanmanızı hep beraber sizler tabii ki en başta sağlayacaksınız. Anne babalarınız da zaten sizlerle olacaklar. Yani okul binasında olmazlar bile bahçeden sizlere olumlu enerjileri gönderecekler. Siz de kendinize güvenin. Yapabildiğiniz en iyisini yapın. 500 puan yapamayabilirsiniz belki. Belki 499 yapamayabilirsiniz. Belki 400 puan yapamayabilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan kendi yapabileceğinizin en iyisini yapmak. Kiminiz 350 puan alarak, kimisi 450 alarak, kimisi 420 alaraktan o güzel hayallere ulaşacaksınız. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bunu asla unutmayın. Şimdi gelelim diğer derse. İnkılap derse net bilgi soru sorarlar mı? Net bilgi sorusu sormazlar sormamışlar. Örnek sorularda da yok. Ama biz hazırlıklı olmalıyız. Niye? Çünkü bizim hedefimiz yüksek. Yani zaten net bilgi soru sorup da şunu sormayacaklar ya. Mustafa Kemal Atatürk'ün e ayakkabı numarası kaçtır? Böyle bir şey sormayacaklar. Zaten soracakları net bilgiler de belli işte. Mudanya teşkisi nedir? E, Sevre anlaşması neden hukuken yani geçersizdir gibi böyle onlar net bilgi. Yoksa gidip de tarih yıl mı sormuyorlar. Yine de biz hazırlıklı olmalıyız. Net bilgi sormasalar bile o bilgileri bilmeliyiz yani. Aynı hani Fende soruların üstünde, matematik soruların üstünde şöyle bilgiler veriyor ya. Bakayım şöyle bir tane göstereyim denememizden. Mesela şurada vermiş ya mesela katı basıncı bıdı 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 bıdı. Sıvı basıncı bıdı, bıdı 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 bıdı. Ya ben bunu biliyorum zaten. Ben burada mı öğrendim sen? Sen kiminle dalga geçiyorsun? Hadi oradan diyebilmelisiniz. Gelelim buraya. Yeni denemeler ne zaman çıkacak? Arkadaşlar yeni denemelerimiz hazır. Onlar e, geliyor. E, artık çıkacak çıkacak demekten siz de yoruldunuz, biz de yorulduk. Ama hazır. E, Perşembe günü sizler hemen ulaşacaksınız arkadaşlar. E, Hatta inşallah çarşamba akşamı. Konuların artmasıyla netlerim sürekli değişti ve evde deneme çözerken 10 netin üzerine çıkamıyorum ne yapmadım. Ama bu arada yeni denemeler çıksa bile sizler eğer geri sayım denemelerini, doz denemelerini almasanız bugün mutlaka sipariş edip alın arkadaşlar. Bunlar da önemli. Çünkü rakipleriniz bunları çözüyor. Sizlerin de bunlardan geri kalmaması lazım. Neredeyiz? Konuların artmasıyla netlerim sürekli değişti ve evde deneme çözerken 10 netin üzerine çıkamıyorum ne yapmadım. Konuların artması mı? Ne? Konular artmadı, konular azaldı, yarı yarıya düştü. 10 ee, netin üzerine çıkamıyorum, ne yapmalıyım? Yani burada bir hata var, konular azaldı. Yani matematikte de, fende de, türkçede de birinci dönem konuları varsa sadece, ikinci dönem konuları yok. İngilizce'de kelimeleri ezberledim ama sorularda çok yanlışım çünkü ne yapmalıyım. Vazgeçmemelisin. Matematik öyle mi oldu? Matematik hemen yaptın, iki dakikada hepsini öğrendin, hoppala hoppala hemen bitti mi netlerini? Hayır. Matematikte nasıl vazgeçmeyip ısrarlı bir şekilde iyi netlere ulaşmaya çalıştıysan, Türkçe'de, inkılapta, fen fende nasıl vazgeçmediysen İngilizce'de de vazgeçmeyeceksin. Kelimeleri ezberledim, hadi görüşürüz. A, B, C, D, e, bitti. Hayır. Hala hataların çıkacak ama hataları yapa yapa en sonunda bunları da halledeceksin. Sonuçta emeksiz yemek olmaz. Çalışacağız, halledeceğiz. Soru çözerken odaklanamıyorum. Aklım başka yerlere gidiyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? Burada da ortamınızı düzeltmeniz lazım. Birincisi, eğer telefonunuzda saçma sapan uygulamalar varsa onları silin artık. Sınava kadar onlardan kurtulun. Bu 40 e, gün, e, daha doğrusu 39 gün özür dilerim, sizin için çok çok değerli. O yüzden gereksiz şeylerden uzaklaşın. Masanızın üzeri de böyle e, şöyle her zaman verdiğimiz gibi şöyle olmasın yani. Bu benim masam arkadaşlar. Evet. Şöyle kalemlerim. Şunlar kitaplarım. Şu akıl notlarım falan filan. Hadi ders çalışmaya başlayalım. Burada ders çalışasın gelmez ki ya. Bu ne kadar güzel not. Bak hiç şu anda sana çalıştırası gelmiyor insan. Halbuki şu masayı şöyle her zaman yaptığım örneği bir kez daha veriyorum. Şöyle tertemiz bir masa düşünün şöyle. Bomboş bir masa. Kaleminizi almışsınız. Oh çikilop burada. Akıl notlarınızı önünüze almışsınız. Şöyle bir tekrar edeceksiniz. Açıyorsun. notlarını tekrar ediyorsun. Sonra bu bittikten sonra alıyorsun. Denemeni çözüyorsun. Denemeni çözerken de etrafta kalefon falan filan böyle şu bu, bu hiçbir şey yok. İşte bu masanın düzgünlüğü ve ışık alması çok çok önemli şeyler. Bunları söylüyoruz. Bazı öğrenciler dinliyor bazı öğrenciler dinlemiyor. Sizler dinleyin arkadaşlar ortalamayla alan liseler nasıl olacak? Onlarla alakalı Milletin Bakanlığı zaten sizler için en güzelini, en doğrusunu açıklayacaklar. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Ortalama e, ortalamayla alan liseler neyi kastettiğini tam anlayamadım. Gece 3'e kadar çalışmanın faydası olur mu? Olur. Eğer ertesi gün uyuyacaksan savurda da e, savura kadar çalışabilirsin. Bunda sıkıntı yok. Testlerin bitti. Genel deneme, branş denemesi çözsem test almasam olur mu? Olur. Çünkü en önemli şey denemesi. sınavda deneme yapacaklar. Matematik yapamıyorum. Temel soru çözsem bile yeni nesil çözemiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi matematik hiçbir şekilde yapamıyorsan, yani hiç şekilde yapamıyorsan Bak bu çok değişik bir soru cevabı olacak. Yani bir tane bile yapamıyorum hocam. iki tane bile yapamıyorum. Yeni nesil değil, temel değil, ortaya değil hiçbir şey yapamıyorum diyorsanız o zaman şunu unutmayın. Sınavda 90 sorunun Sadece 20'si matematik. Diğer 70 soruyu çok güçlü bir şekilde çalışırsanız... ...70 soruda 70 yaparsanız matematik ekseninizi kapatabilirsiniz. Yani anlatmak istediğimi anlamışsınızdır umarım. Ee, Afşin Fenlisi Kahramanmaraş'ta 8.68 alıyor. Mühendislikler, tıplar havada uçuyor. Zaten Maraş, Andırın, Afşin... ...buralarda Eflane, hep zeki öğrencilerin toplandığı yerler. E, buraları arkadaşlar... Sizler hak ediyorsunuz bu liseyi. Buradan da çok güzel, bu liseyi kazandıktan sonra çok güzel üniversitelere gideceğinizi biliyoruz. Ödülün sonra yorumlarınızı bekliyoruz. 39. gündeyiz ama bizler sanki 100 gün kalmış gibi, sanki 200 gün kalmış gibi hiçbir moralimizi bozmadan sıkı sıkıya çalışacağız. Ama sanki 20-10 gün kalmış gibi de yine işimizi sağlam tutacağız. Hadi bakalım, hayallerimizi bekletmeyelim. Onlara hemen çalışıp yetişelim arkadaşlar.